İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kalispera Gireske Giri. Bu akşam yine Kıbrıs konusu ve yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve bu vesileyle de KİTÖS Genel Sekreteri Sayın Şener Elcil bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten hoş bulduk. Hocam sizinle birlikte olduğumuz son programda daha Türkiye ortalığı germemiş, görüşmeler de askıya alınmamıştı. Evet doğru. Yani bu konuda geçmişte yaptığımız programlarda sürecin böyle gitmeyeceğini, bölgede ciddi sıcak gelişmeleri yaşanacağını söylemiştik. Tabii ki bölgede Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu biliyoruz. Türkiye, Kıbrıslı Türkleri kullanarak bölgede etkin olmak istiyor. Kıbrıs'ın tabii bir çözüm falan arzusunun olmadığını daha önce de söylemiştim ben Türkiye'nin. Çözüm arzusu olmuş olsaydı bu yaşanan gelişmeler olmazdı ve çözüm de olurdu. Çünkü Türkiye, Kıbrıs'a 1974'te garantörlük sorumluluğu çerçevesinde geldiği zaman ortaya koyduğu iddia ve uluslararası geçerli olan anlaşmalara göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal nizamını korumak ve toprak bütünlüğünü korumak için buraya gelmişti. Maalesef bunları yerine getirmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin süreç içerisinde ortaya koyduğu anlayış yayılmacı bir işgal politikasıdır. Bu net ve açıktır. Ve Kıbrıslı Türkleri de bu süreçte kullanmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelere baktığımız zaman bundan 1-2 yıl öncesine kadar gerek bölgedeki süper güçlerin, Amerika ve İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde Kıbrıs'ın, İsrail'in münhasır ekonomik alanı içerisinde bulunan doğal gazı petrolün buradan çıkarılıp Türkiye üzerinden boru hatlarıyla aktarılması gündeme geldiği zaman Türkiye bu avantajını kullanarak Kıbrıs'tan daha çok pay istemeyle ilgili bir sürece girdi. Ve görüşme sürecinin toplamını devam ettirdi. Sadece 1974'ten sonra yaptığı bütün uluslararası hukuka aykırı durumları, yani adaya nüfus taşımasını, burada bir devlet, kendi güdümünde bir devlet kurdurması, bir uydu devlet kurdurmasını, Kıbrıs sorumluların 1974 yılında kuzeyde bıraktığı mülklerin yağmalanmasıyla ilgili mülkiyet rejimini Kıbrıs sorumluların tanımasını istiyor. Bu kabul edilmez iddialardır. Bu kabul edilmez iddialar çerçevesinde Kıbrıs'a bir çözüm olması mümkün değildir. Çözümün Kıbrıslılar tarafından, her iki taraf için, yani Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rumlar tarafından benimsenebilmesi lazım. Empoze bir çözüm, yaşamayacak bir çözümdür. Türkiye, boru hatlarının kendisine verdiği avantajı kullanarak bölgede etkin olmak, hatta bazı iddialara göre doğal gazı petrolden pay istemeye kadar vardıran bir süreç devam ettirdi. Bu da gerek batılı güçlerin, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının farklı arayışlar içerisine girmesini getirdi. Biliyorsunuz Mısır, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında ortak bir anlaşma yapıldı. Türkiye bunları bozmak için çok uğraş verdi. Mısır'da Müslüman kardeşlerin, evet, AKP'ye yakın, Erdoğan'a yakın Müslüman kardeşlerin hükümet olabilmesi için 2 milyar dolarlık bir yardım yaptı Müslüman kardeşlere. Tabii radikal İslam yanlısı bu anlayışın Mısır'da hükümete gelmesi mümkün olmadı. Bir darbeyle bunların devrilmesi Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini kırdı. Bu noktada doğalgaz boru hatlarının Kıbrıs'tan İsrail'e, İsrail'den Mısır'a, Mısır'dansa sıvılaştırma tesisindeki işlenmesinden sonra da gemiler de tankerler de Avrupa'ya ihracı gündeme geldi. Bu bir alternatif çözümdür ve Türkiye'nin dayatmalarına karşı verilen bir cevap olmuştur. Bu çerçevede de ortaya çıkan bu yeni durumdan Türkiye kendini oyunun dışında bulduğu andan itibaren bölgede güç gösterisine başlamıştır. Evet. Burada söylemi çok önemlidir. Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için buradayım diyor. Öyle bir şey yok. Kıbrıslı Türklerin haklarını değil. Türkiye kendi çıkarlarını, kendi yayılmacı emellerini gerçekleştirmek için şu anda askeri güç gösterimine giriyor. Bir de bunun dışında bir başka olay var. Davutoğlu ki
yeni Osmanlıcılık fikrinin düşünce sahibidir, babasıdır. Erdoğan da bunun uygulayıcısıdır, AKP de bunun uygulayıcısıdır. Sıfır sorun demişti komşularıyla. Türkiye şu anda Rusya ile kavgalı, İran'la kavgalı, Irak'ta kan gövdeye götürüyor, orada sorunlar yaşanıyor. Kürtlerle kavgalı, Suriye'de Esad'la kavgalı ve aynı şekilde Suriye'deki Kürtlerle kavgalı. Kıbrıs'a sorunu zaten biliyorsunuz. Böyle bir ateş çemberi içerisinde devam eden bir süreç var. Suriye'de IŞİD militanlarını, IŞİD teröristlerini destekleyerek ciddi bir hata işlemiştir. Dikkatleri Kıbrıs'a çekerek gündemi değiştirmeye çalışıyor. Türkiye kendi içinde Kıbrıs'ta milli dava adı altında yeni bir kamuoyu desteğe almaya çalışıyor Erdoğan ki kendini Türkiye'de padişah ilan edecek noktaya geldi diye düşünüyorum. Peki hocam, biraz önce de söylediniz, Türkiye Kıbrıs'ı Türkleri kullanıyor. Peki gerçekte yani bu Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı Türklerin haklarını kim koruyacak? Şimdi bunun için Kıbrıs'ı Türklerin öncelikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası olduklarını farkına vararak Kıbrıs Cumhuriyeti içinde 1960'tan gelen haklarını kullanmaları lazım. Bu noktada Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan şu andaki Kıbrıs Rum tarafının da bu kapıyı açması gerekiyor Kıbrıs Türklere. Yani bizim adanın kuzeyinde hasbelkader yaşamamız ve bununla ilgili 74'te gelişen politikalar çerçevesinde orada mahkum olmamızın önünü açabilecek tek olay Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde haklarımızı kullanmaya hazırız. Aksi takdirde şu anki idare, idare değil. Biz kendi kendimizi yönetmiyoruz. Türkiye yönetiyor adanın kuzeyini. Oraya oluşturduğu nüfus yapısıyla da istediği partiyi, istediği kişiyi seçebiliyor. Sorun buradadır. Μετά προηγουμένως ότι περισσότερο και βασικός ο λόγος που κάνει περισσότερο για επιδείξη δύναμης. Μέχρι πού είναι όμως αποφασισμένη να το τραβήξει το ξύ αυτό. Γιατί τη βλέπουμε ότι παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν πολύ περισσότερο από τη Ρωσία για αυτά που κάνει η Τουρκία, δεν υποχωρεί. Και είναι εκεί. Η Πυριακή Δημοκρατία ψάχνει, όπως είπατε και πολύ σωστά το είπατε, διάφορες άλλες συνεργασίες. Η Τουρκία όμως από την πλευρά της μέχρι πού είναι αποφασισμένη να το τραβήξει. Yani bölgede bir savaş çıkma ihtimali ben düşünmüyorum. Ama her zaman savaşları çıkaranlar birkaç tane delidir. Ben öyle addediyorum olayı. Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz, Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp tarafından öldürülmesi çerçevesinde çıktı. İkinci Dünya Savaşı kez aynı şekilde. Almanya'ya yapılan yaptırımlar çerçevesindeki paylaşım kavgası. Yani birileri bir tetiği çekmesiyle bölgede mevcut barut fıçısı patlar ve akıllı insanlar da kendilerini savaşın içerisine bulur. O yüzden bu kavgayı ortadan kaldırabilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıs'ta Türklere sahip çıkması, kapılarını açması sorunu ortadan kaldırır. Eğer bu olursa ve samimiyetle olursa Kıbrıs'ta Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak işlevsel olarak bu şemsiyenin altına girerse Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin hakkını savunurum gerekçesi ortadan kalkar ve bu bölgedeki doğalgaz petrolle ilgili ortaya koyduğu şiddete bağlı tavır da tamamen sona erer. Çünkü Türkiye Kıbrıs Türkleri kullanıyor. Buna izin vermemek lazım. Buna izin vermeyecek olan da Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıdır. Bu strateji üzerinden gidilirse bana göre Türkiye'nin herhangi bir hak iddia etmesi tamamen uluslararası hukukun dışında ortaya koyduğu bu icraatlar tamamen biter ve bölgede bir huzura kavuşur diye düşünüyorum. Συμφωνώ με το επιχείρημα σας, αλλά υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι εντάξει, γιατί δεν το κάνουν αυτό οι Τουρκοκύπροι με την άποψη ότι φύγε Τουρκία, πήγαινε σπίτι σου και εγώ θα μείνω στην Κυπριακή Δημοκρατία εδώ που ανήκω και δεν σε χρειάζομαι και σηκώς το φύγε. Δηλαδή οι Τουρκοκύπροι να διώξουν την Τουρκία. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Bu gerçekçi değil ya. Küçük bir toplum Türkiye'yi nasıl dışarı atabilir buradan? Yani gerçekçi mi bu? Şimdi 130 bin civarında Kıbrıs Türk var adamın kuzeyinde. Çok gerçekçi değil. 130 bin Kıbrıs Türk
defaatle bu isteğini ortaya koydu. Özellikle 2010 yılında 80-85 bin kişiyi topladık biz bir meydana ve statükonun böyle kalmaması evet. gerektiğini, bir çözüm istediğini insanlar ortaya koydular. 28 Ocak ve 2 Mart 2010'da çok büyük mitingler, bu ülke evet. tarihinde, Kıbrıs Türklerin tarihinde gördüğü en büyük gösteriler yapıldı. Burada amaç buydu. Ama biz Kıbrıs Türkler olarak güneyden, yani Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından yeşil bir ışık görmedik. Bir kapı açılmadı. Gelin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki var olan haklarınızı kullanın. Özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili bile, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili bile, Kıbrıs Türklerin de içinde olacağı ortak bir seçim çalışması yapılmadı. Kıbrıs Rum Siyasi Partileri tarafından. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak bir federasyon olduğu, bu federasyonun içerisinde Kıbrıs Türklerin de siyaseten eşit olduğu anlayışının hayata geçmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti makamları adım atmalıdır. Bu yeşil ışık yakılırsa ben inanıyorum ki binlerce, on binlerce Kıbrıslı Türk gelip bu haklarını kullanacak. Kıbrıslı Rumlarla kavga etmeden, Türkiye'nin ve yabancı güçlerin çıkarlarını savunmadan kendi ülkemiz için biz mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Kıbrıslı Rumlarla beraber mücadele edeceğiz. Ve Kıbrıs'ın tam bağımsız olması için evet. mücadele edeceğiz. Biz birbirimize kavga ettiğimiz müddetçe yabancı güçler doğal kaynaklarımızı alıp götürecek. Ülkemizdeki toprakları da İngilizler savaş üssü olarak kullanabilecek. Ortada dönük olarak. Biz onlara bir laf söyleyemeyeceğiz. Kendi ülkemizin bir savaş üssü olarak gidip masum insanları bombalamasına, öldürmesine imkan tanıyacağız. Troika'nın güneye dayatmasıyla, Türkiye'nin kuzeye dayatmasıyla iki toplum fakirlikle yüzde olacak ama denizde bulunan trilyonlarca dolarlık doğal zenginliği alıp buradan götürecekler. Biz de fakir olarak yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden bu kapının açılması ve bu işbirliğinin başlaması şart diye düşünürüm. Kıbrıs Cumhuriyeti federal bir cumhuriyettir. Federalizmden kopan bir cumhuriyet değildir. Bu federal çatı yeni duruma göre genişletilebilir, düzenlenebilir. Ama bu çatının altında olması lazım her şeyin. Eğer biz iki toplumun iki kesimi federasyon çözümüyle ilgili söylemlerimizi devam ettirirsek bu tamamen Kıbrıs Rumların tabiriyle baramitya, masaldır. Başka bir olay değil. Dolayısıyla gerçekler ışığında birbirimize dayanışmamıza, ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Hoca, biraz önce bahsettik bu petrol ve doğalgaz konusunda işte Amerika'nın bu süreçte İsrail, Yunanistan, birçok ülke, İngiltere'den ses yok. İlginç değil mi? Acaba Türkiye'yi gizliden gizliye o mu destekliyor? İngiltere dış politikada Türkiye'nin yanındadır. Bu açık ve nettir. 2 yıl önce İngiliz parlamentosuna yaptığımız ziyarette bir soru sordum ben. İngiliz Dışişleri, eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'a toplantı yaptık ve yüzle yaptığımız görüşmede sorduğumuz soru da anlam planında İngiliz Eurotur ve Dikeleus'lerinin karşısında olan alanda ki doğal ve petrol kaynaklarının olduğu bölge münhasır ekonomik alan talep ettiniz. Yani İngilizlerin de egemen olacağı bir pay talep evet. ettiniz. Bu doğru mu dedim. Aynen bana şu cevabı verdi. Pazarlıkların bir parçasıdır dedi. O dönemdeki pazarlıkların bir parçasıdır. Yani İngilizler 1960'ta bizi bıraktı gibi görünüyor ama üstleri kullanıyor. Hala da Kıbrıs'ın zenginliklerinden yararlanmak için de fırsat kolluyorlar. O yüzden biz Kıbrıslılar olarak çıkarlarımızı öne çıkaran, kendi geleceğimizi, bu ülkenin gençlerinin, çocuklarının, torunlarımızın geleceğini garanti altına alan bir sağlam çözüme, barışa gidecek yolu beraber bulmak zorundayız. Evet. Şu andaki durumda hoca somut olarak ne yapılması gerekir? Mesela siz Kıtıs olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle her iki tarafta da
ciddi provokasyonlar olduğunu söyleyebilirim. Toplumlar doğru bilgi almıyorlar bir defa. Basın sürekli olarak, özellikle Kıbrıs Türk basından bahsedecek olursam, sürekli olarak yalan bilgilerle Kıbrıs Rum tarafının suçlayıcı, Türkiye'ye haklı çıkarıcı ve Kıbrıs Türk liderliğinin, yani Türkiye'nin kontrolünde olan Kıbrıs Türk liderliğinin yalanlarıyla beslenen bir medya var. Evet. Çoğunluk itibarıyla adanın kuzeyinde. Toplumun doğru bilgi alması lazım. Bu bilgi akışını sağlamaya çalışıyoruz biz. Yani durum böyle değil. Yani burada Kıbrıslı Türklerin çıkarları korunmuyor. Kıbrıslı Türklerin ismi kullanılıyor sadece ve Kıbrıs Türkler kullanılıyor bu süreçte. Türkiye kendi çıkarlarını, kendi stratejik çıkarlarını, ekonomik çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bu gerçeği anlatmaya çalışıyoruz toplumumuza. Birinci bu. İkinci olarak da Kıbrıs sorununda yeni bir düzleme geldik artık. Yani mevcut görüşme süreciyle sonuç alınamayacağı da ortaya çıktı. O yüzden farklı bir düzlemde yine Kıbrıs Cumhuriyeti üstünden, yine federalizm üzerinden bir anlaşmaya varılmasıyla ilgili bir farklı vizyon ortaya yaratmaya çalışıyoruz. Bunun çalışmalarını önümüzdeki günlerde basınla da paylaşacağız. Ερχόμενη άνοιξη θα υπάρχουν οι ψευδοεκλογές. Τι να αναμένουμε, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ή όποιος εκλεγεί δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν αναμένεται να βοηθήσει ή να αλλάξει κάτι στο όλο σκηνικό όπως έχει το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Şimdi adaylar belli olmadı da tamamıyla. Bu adaylar içerisinde bir tek Mustafa Akıncı farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Geri kalanların vizyonları alışılmış statükocu veya çözüm barış isterim ama anlayışıyla bağlı bir mantık var ortaya yerde. Bizim bu süreçte gerçekten çözüm isteyen, Kıbrıs Rumlarla kardeşçe yaşayan, mayı önüne koyan ve bunu geçmişteki icraatlarıyla ispat eden adaylara desteğimiz olacak. Şu anda daha net bir kararımız yoktur bizim örgüt olarak. Ama şunu da söyleyeyim. Adanın kuzeyindeki nüfus yapısı Türkiye'nin seçimlerde etkin olmasını getiriyor. Yani sizin adanın kuzeyinde 130 bin Kıbrıs Türk kaldığını düşünürsek bunların ancak 70 bini seçmendir, oy kullanabiliyor. Ama adanın kuzeyinde resmi rakamlara 293 bin, gayri resmi rakamlara göre de 500 bin vatandaş yaşıyor. Ve demek ki Türkiye'den getirilen nüfusun veya kuzeydeki yapının vatandaşlığını taşıyan Türkiye'de yaşayan insanların sayısı Kıbrıs'tan çok. Bu yüzden de Türkiye kimi istiyorsa onu seçtirebiliyor. O yüzden demokratik bir seçimden bahsetmek mümkün değil. Bize yakın olan kesimlerin seçilmesi için uğraş vereceğiz. Başarılı olur muyuz? Bilemiyorum şu anda. Konjonktür de çok önemli. Bu doğalgaz, petrol ve görüşme sürecinin de çok etkin olacağını düşünüyorum ben. Bu seçim dönemiyle ilgili geçecek olan süreçte. Hoca, biraz önce KİTÖS'ün önümüzdeki dönem güdeceği strateji ve siyaseti söylediniz. Peki Kıbrıslı Rum sendikaların bu süreçte bir rolü var mıdır ya sivil toplum örgütlerinin? Bu konuda bir çalışma görmedim. Temaslarımız vardır. Özellikle bu gerginliğin ortadan kaldırılması için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların beraber ses vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, bu ülkede birleşik bir Kıbrıs'ı savunan kesimlerin bir araya gelmesi için bir çalışma yapıyoruz şu anda. Bir grup Kıbrıslı Rum örgüt vardır. Bunların içerisinde büyük sendikalar yoktur. Onu söyleyeyim. Olmasını istiyoruz. Çünkü beraber hareket edersek ve ortak bir ses verirsek ancak başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Birilerinin oyuncağı değil. Bu adada yaşayan Kıbrıslı ve Kıbrıslı Rumların doğru sesini verebilmesidir bizim için önemli olan. Να αναμένουμε κάποιες κινητοποιήσεις στο άμεσο μέλλον όπως είχαμε δει αυτήν τότε του 2010.
Tırmanan bir süreç vardı, onu söyleyeyim. Kıbrıs Türk sendikalar bir araya geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayından beri beraber çalışıyoruz. Özellikle Kıbrıs Türkleri adadan göç ettirmeye çalışan Türkiye'nin politikalarına karşı bir araya geldi örgütlerimiz. Ve önümüzdeki günlerde bu süreci tırmandırılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir kampanya başlattık. Biz buna göç yasası diyoruz. Çünkü kuzeydeki maaş rejimini değiştiren bir uygulamadır bu. Bize göre ekonomik değildir sıkıntı, siyasidir. Kıbrıslı Türk gençleri adadan kaçırmak için böyle bir yasa geçirilmiştir. Buna karşı bir direnişimin söz konusudur. Kıbrıs sorunundaki gelişmeler de buna paralel olduğu zaman toplumsal bir tepkinin ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Peki son soru hocam. Son iki dakikamız kaldı. Görüşmeler askıya alındı. Siz görüşmelerin yakın bir tarihte başlayacağını öngörüyor musunuz? Tehdit altında görüşme olmaz. Bu noktada Sayın Anastas Edis'in ortaya koyduğu tutumu doğru buluyorum ben. Siz bir taraftan çözüm istediğini söyleyeceksiniz. Türkiye olarak. Çözüm için hiçbir şey yapmayacaksınız. Yapılabilecek çok şey vardır çözüm için. Yani bu sadece petrol ve doğalgaz değildir. Geçiş kapılarındaki prosedürün kaldırılması, pasaport kimlik gösterip geçişinden kaldırılması önemli bir aşamadır. Telefonumu ben Baftada kullanmak isterim. Rum dostlarımın Dipkarpazı'da veya Girne'de de telefonunun kullanılması, yani ortak bir alana iletişimle girilmesi önemli bir. Bunu engelleyen Türkiye. Ben aracımla güneye geçtiğim zaman sigorta çıkarıyorum. Kıbrıslı bir dostumla kuzeye geçtiği zaman sigorta çıkarıyor. Oysa arabamın sigortası var. Çifte ödüyorum ben bunu. Bununla ilgili düzenleme yapılabilir. Maraş'la ilgili açılım ortaya konabilir. Maus Limanı ile ilgili açılım ortaya konabilir. Bunları engelleyen Türkiye. Eğitim sistemleriyle ilgili açılım ortaya konabilir. Ve iki taraf eğitim sistemindeki şovenistik unsurların ortadan kalkması için beraber komiteler kurup çalışabilirler. Bunlar en basit benim aklıma gelen çözümle ilgili açılımlar. Bunları bile yapamayan, engelleyen bir Türkiye'nin masada çözüm istediğine ben inanmıyorum. O açıdan net ve açık bu süreç alttaki argümanlara desteklenmelidir. İki toplumun ne kadar çok karışırsa, ne kadar çok iletişim kurarsa, ne kadar çok işbirliği yaparsa çözüm o kadar erken gelir Kıbrıs'a. Sadece iki tarafın atacağı imza yeterli değil diye düşünüyorum. Yani bu süreç Türkiye'nin lehine mi gelişiyor yani? Türkiye Taksim istiyor açıkçası. Taksim'den de öte adanın bütününü istiyor. Bu gerçeği Kıbrıs Rumların da fark etmesi, Kıbrıs Türklerin de fark etmesi ve bu şekilde davranması önemlidir. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafının, yani Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıs'ı Türklerle paylaşmayı ön plana çıkarmaları gerekiyor. Kurtuluş buradadır. Eğer bu olmadığı takdirde bu iş Taksim'e ve adanın bütününün Türkiye'nin egemenliğine girmesini getirecektir. Önce Kıbrıs Türkler kaybedecek, ardından Kıbrıs Rumlar kaybedecek ve bu ada ilelebet savaşın ateşin içerisine kalacaktır. Evet hocam. Başlıyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.